Kasaba aniden şiddetle sarsılır, sokaklarda rüzgar eser. Önce herkes deprem olduğunu sanar, sonra güçlü bir şey yere sertçe çarpar. Dale şok olur. Önündeki inek ikiye bölünmüştür. Halüsinasyon mu görüyordur? İneğin kanına dokunana kadar bunların gerçek olduğunu idrak edemez. Sonra elini önüne koyar. Hava duvarına dokunduğunda bir elektrik akımı hisseder. Yandaki küçük bungalov da ikiye bölünmüştür. Havada parlak, kırmızı bir avuç içi izi çıkar. Oradan geçmekte olan Joe merak içindedir. Bariyere dokunduğunda onu da elektrik çarpar. Gökyüzündeki kargaların bile boyunları kırılır. Anlaşılan hava duvarı düşündüğünden daha yüksektir. Sonra tepesinden bir uçak geçer. Duvara çarpıp aniden infilak eder. Joe hala yerindedir ve suratının parçalanmasını bekliyordur ama neyse ki Dale onun hayatını kurtarmayı başarır. Yukarıdaki uçaktan çıkan siyah dumana bakar. Kimse ne olduğunu bilmiyordur. Tüm internet sinyalleri kesilmiştir. Bir kadın küçük bir kasabanın otoyolunda araba kullanırken büyük bir kamyon yolun karşısına geçer. Kritik anda kadın sürücü frene basar. Son anda büyük bir kazadan kurtulurlar ve kamyonun kafası görünmez duvara çarpar. Bunu görenler dehşete kapılır ve bir kız bayılır. Bir itfaiye aracı uçak kazasını görüp kasabaya gelir. Dale durumu görür ve aracı durdurmak için koşar ancak araç çok hızlı gitmektedir. İtfaiyeciler aracı tam zamanında durdurur. Ne olduğunu anlayamayan sürücü Dale'ın yüzüne yumruk atmak üzeredir ama hava duvarı tarafından engellenir. Bariyerden ses geçmediği için Dale'ın onunla konuşmasının tek yolu yazılı iletişimdir. Kasaba polisi olay yerine vardığında ne yapacağını şaşırır. Hava duvarına kubbe adını verirler. Kasabada çok sayıda kayıp vardır. Şanssız olanlar kubbe tarafından ikiye bölünmüştür. Çok geçmeden dışarıdan çok sayıda gazeteci ve asker gelir. Askerler hemen kasabayı mühürler. Bilim insanları aygıtlarla kubbeyi tarar. Sonra test etmek için üzerine su püskürtürler. Bazı işlemlerden sonra hava duvarına sadece su değil, aşındırıcı sıvının bile nüfuz edemediğini görürler. İnsanlar kasabanın hava duvarıyla kapatıldığını fark eder. Şerif çevreyi incelerken merakla elini duvara koyar ve göğsünde biraz rahatsızlık hisseder. Hemen sonra kalp bili patlar ve nefesi kesilir. Bu olaydan sonra kasaba diken üstündedir. Birisi kubbenin altından çukur kazmaya çalışır ancak komşular Şerif'in başına gelenler yüzünden onu durdurur. Herhangi bir makinenin kubbeye dokunduğunda patladığını öğrenirler. Kubbe 100 metre derinlikteki bomba sığınağında bile varlığını sürdürüyordur. Kubbeyle temasa geçen el feneri hemen patlar. Kasabadan biri aklını kaçırır. Öfkeyle kubbeye iki el ateş eder ama kurşunları geri seker. Bu yanındaki meslektaşının ölümüne yol açar. Bu herkesi giderek fazla tedirgin eder. Kasabayı çevreleyen şey görünmez ama hissedilir bir hava duvarıdır. Tüm kasabanın dünyayla bağlantısı kesilmiştir. İnsanlar 6 gün boyunca böyle yaşar. Kasabanın su ve yiyecek kaynağı tükenmiştir. Dale göle gidip su getirebileceğini düşünüyordur. Oraya gittiklerinde balıkların kıyıya vurduğunu görür. Bir numune alıp geri dönerler. Suyun alev alabildiği görülür. Kubbe bir boruyu kesmiş ve kimyasalların göle akmasına neden olmuştur. Bu arada dışarıdaki ordu tahliye edilmeye başlanır. Kasaba halkı hükümetin kendilerini terk ettiğini düşünür. Durum bir anda kontrolden çıkar. İnsanlar hiç düşünmeden süpermarketlere girer, yiyecek ve içme suyundan ne kaldıysa alırlar. Komşu komşuyla erzak için kavga eder. Kasaba polisi mecburen göz yaşartıcı gaz kullanır ama insanlar yine de durmaz. Polisin silah çekmekten başka çaresi yoktur. Neyse ki ateş etmeden önce gökyüzünden yağmur yağar. Yağmur insanların öfkesini dindirir ama kubbe yerli yerindedir. Görünüşe bakılırsa burası dış dünyadan ayrı bir dünyadır. Kubbenin kendine has bir mikro iklimi vardır. Gece olur, insanlar hala su depoluyorlardır. Şafak vakti dışarıdaki askerler içeridekilerin akrabalarını getirir. İki tarafta birbirinin sesini duymadığı için sadece kelimelerle ya da jestlerle iletişim kurabiliyorlardır. Dışarıdan masum bir aile kavuşması gibi görünse de Dale tehlike sezer. Dış dünyayla iletişim kurmak için dudak okuyabilen bir kadın bulur. Asker ona kubbenin dış dünyada paniğe yol açmasını önlemek için ordunun nükleer bomba kullanmaya karar verdiğini söyler. Yakın şehirdeki tüm insanlar tahliye edilecektir. İçeridekilerin hayatta kalıp kalamayacağı ise kadere bağlıdır. Bu haberi öğrendikten sonra herkes bomba sığınağına girer ve yaklaşan ölümlerini bekler. Artık hiçbir korkuları yok gibidir. Sadece aileleri için üzüntü duyuyorlardır. Çok yüksekten bir nükleer bomba düşer. Kubbe vurulur ve bomba şiddetli bir şekilde patlar fakat sonuçta kimsenin beklemediği bir şey olur. Kubbe hasar görmediği gibi içeriden bir ses bile duyulmaz. Kubbe bu kadar güçlü olduğu için minnettar mı yoksa üzgün mü olacaklarını bilemezler. Kubbenin çatlamaması muhtemelen bir daha asla dışarı çıkamayacakları anlamına geliyordur. Dışarıdaki şehir patlamada tamamen yok olmuştur. Gözün görebildiği kadarıyla dışarıda moloz yığınından başka bir şey yoktur. Bu olay herkesi yeniden umutsuzluğa sürükler ve işler çok geçmeden daha da kötüye gider. Joe ve Angry ormanda gezer gezerken bir yaprak yığını bulurlar. Angry yığına dokunur ama eline elektrik çarpar. Yaprakları temizleyip altındaki şeyi suyla temizlerler. Önlerinde küçük bir kubbe belirir. İçinde de siyah bir yumurta vardır. Angie siyah yumurtanın kasabanın kubbesini kontrol ettiğini düşünür. Onunla konuşmaya çalışır ama siyah yumurtadan yanıt alamaz. Ellerini üstünde birleştirdiğinde garip bir sahne olur. Angie annesini karşısında görür. Ellerini çektiğinde annesi kaybolur. Angie bunun bir tehlike işareti olduğunu hisseder ve hemen eve koşar. Gerçekten bir problem vardır. Annesi kalp krizi geçirmiştir. Kasabadaki sınırlı tıbbi olanaklar nedeniyle annesi çok geçmeden ölür. Angie acı içinde kubbeye gidip defalarca ne amaçladığını sorar. O sırada ormandaki siyah yumurta buna tepki verir. Ertesi gün küçük kubbe evlerinin depo odasında belirir. 3 kişi aynı anda ellerini üzerine koyar. Göz kamaştırıcı mavi bir ışık yayar. Sonra dördüncü ve boş bir avuç izi görülür. Arkadaşlarından biri daha gelir. Kubbe küçük bir parmak izi kilidi gibidir. Dördüncü avuç içi yerleştirildiğinde içindeki pembe ışık hızla toplanır. Aniden ışık söner ve küçük siyah yumurta etrafına küçük yıldızlar yayar. Bu her ne kadar güzel görünse de hiçbir sorunu çözmez. Ertesi gün küçük kubbeden bir kelebek çıkar. Bariyeri aşmak için mücadele eder. Kubbeye çarptığında siyah lekeler belirir. Çok eziyet çeken kelebek bir süre sonra hareketsiz kalır. Tam o sırada dışarıdaki kubbede kararır. Siyah lekeler yavaş yavaş tüm kubbeyi kaplar. İnsanlar hızla korkuya kapılır. Göz açıp kapayıncaya kadar sıcaklık donma noktasına düşer ve tüm kasaba karanlığa gömülür. Belki de bu sefer sonları gelmiştir. Herkes dua etmek için kilisede toplanır. Kelebeği dışarı çıkarmaları gerektiğini düşünürler. O anda küçük siyah kubbeden 4 avuç izi çıkar. Fazladan düşünmeden avuçlarını bastırırlar. Kubbe önce son derece kör edici beyaz bir ışık yayar. Sonra parçalara ayrılır. Neyse ki içindeki kelebek canlanır ama tam herkes mutluyken siyah yumurta patlamak üzereymiş gibi göz kamaştırıcı bir ışık yayarak sallanır. Bu sırada sığınak çökmek üzeredir. Herkes kaçmaya hazırlanır. Ancak Dale'ın ölümden korkmayan kız arkadaşı yumurtayı eline alır. Şaşırtıcı bir şekilde deprem durur. Siyah yumurtayı ormana geri götürürler ve beklendiği gibi hepsi Angie'nin annesini görür. Kadın onlara bir uzaylı olduğunu söyler. İletişimi kolaylaştırmak için akrabalarının görüntüsüne bürünüyordur. Kasabadaki kubbe insanlığı sınayan bir testtir. Kubbenin açılması için tek yapmaları gereken siyah yumurtayı suya koymaktır. Dale'ın kız arkadaşı onu gölün ortasına atar. Hemen sonra siyah yumurtanın içindeki pembe yıldızlar sudan dışarı fırlar. Eve dönen yıldızlar ışık yayarak yavaşça yükselir. Kasabadaki diğer insanlar da bu büyülü fenomeni izler. Sonunda Yıldızlar kubbenin üzerinde toplanır. Gecenin karanlığı aydınlığa dönüşür. Ama kubbe yok olmaz. Uzaylılar ne tür bir komployu saklıyorlardır? Kubbenin başka ne sırları vardır? Bu videoyu beğendiyseniz abone olun ve yorum yapın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.